Merhaba, siz de sayısız ilana başvurdunuz ve kurumlardan bir telefon dahi alamamaktan mı şikayetçisiniz? Belki de en sık karşılaşılan hatayı siz de yapmışsınızdır. Peki ne olabileceği konusunda herhangi bir fikriniz var mı? İK uzmanları artık hızlı bir şekilde CV'leri inceleyip en uygun yeteneği bulmaya çalışıyor. Hatta bir araştırma İK'nın bir CV'ye bakma süresinin minimum 6, maksimum 30 saniye olduğunu söylüyor. Siz bu kısa zamanı bile kazanamıyorsanız belki de bir hata yapıyorsunuzdur. Kim bilir? 10 yıl aşkın süredir yaptığım mülakatlar ve tecrübelerimle son trendleri de takip ederek eğitimler ve LinkedIn algoritmaları ile ilgili danışmanlıklar veriyorum. Adaylar tarafından sorulan en sık karşılaştığım soruydu. Neden dönüş alamıyorum? Danışmanlık esnasında tam bu noktada adaya neden dönüş alamadığını bir kariyer portföyünden örnekle açıklamaya çalışıyorum. CV'leri kendisiyle beraber incelemeye koyuluyoruz önce ve kendi hatalarını görünce ben de olsam diğer arada iyi iş alırdım diyor. Şimdi inceleme esnasında en sık karşılaştığımız sorunu sizinle paylaşıyorum. Neden yapılan başvuruya dönüş alamıyorlar biliyor musunuz? Kendi kulvarlarında yarışmadıkları için. Ne mi demek istiyorum? Size adaylarımdan Alper'le yaşadığım bir diyalogtan örnek vereyim. Alper yeni mezun, 4 tane staj yapmış gönüllü çalışmaları ve projeleri mevcut. Aslında bakıldığında inanılmaz kendisini geliştirmeye hevesli iyi bir aday. Ama bir türlü dönüş alamıyor. CV'sini incelemeye başladık. Stajlarını, gönüllü çalışmalarını iş deneyimi olarak girdiği için bir yılın üzerinde tecrübeli görünüyor. Ne sakıncası var diyebilirsiniz bu noktada ama böylece ne mi oluyor? LinkedIn veya diğer kariyer portallerinde bulunan tecrübe seçimli aramalarda 1-2 yıl seçen firmaların önüne Alper geliyor ve maalesef profesyonel bir tecrübe olarak değerlendirilmediği için stajlar yeni mezun statüsünde olduğu görülüp bu aramada işe alınma veya mülakata davet edilme hakkını kaybediyor. Yeni mezun yani sıfır deneyim aramalarında ise hiç firmanın önüne getirilmediği için doğal olarak hakkını kaybetmiş oluyor. Bu sadece yeni mezunlarda değil, tecrübeli kişilerde de karşılaşabildiğimiz bir sorun. Tecrübe yılınız çok önemli. Unutmayın, kendi kulvarımızın en iyisi olabiliriz ama üst kulvardakilerle yarıştığımızda geride kalmaya mahkum oluruz. Bunun gibi birçok örnekle karşınızda olacağım. Herkese başarılı ve pazartesi sendromsuz bir kariyer diliyorum. Hoşçakalın.